Evet, şimdi değerli izleyiciler, tabii sevgili Yanardağ bu sektörün içinde olaylara da tanık oldu. Çalık grubundan söz etti. Yani ATV Sabah ve Dağıtım tabii şirketine el konması olayında Turgay Ciner'in elinden, ki Dinç Bilgin'den Turgay Ciner'e geçmişti. Zorla ve bir takım böyle hukuki sorunlar yaratılarak alınan bir gruptan, Türkiye'nin en büyük iki grubundan birinden. Birisi Aydın Doğan grubuydu, bir tanesi Turgay Ciner grubuydu. Bir tanesi Hürriyet ve işte Dağıtımı ve işte Birisi CNN Hürriyet, filan. birisi Sabah grubu Evet, diyelim. İşte birisi Hürriyet sahipleri değişiyor grubu, doğru. çünkü. Birisi Hürriyet grubu, biri Sabah grubuydu. Sabah grubu Turgay Ciner'in elinden çeşitli gerekçelerle ve oyunlarla alınıp Çalık grubuna verildi. Şimdi Çalık grubuna baktığınızda Türk Cumhuriyetlerinde iş yapan ve ciddi iş yapmaya çalışan, karlılık arayan falan bir grup bu grup. Bu gruba o Turgay Ciner'in elinden aldığı gazetelerin, televizyonun ve dağıtım şirketinin, o çok önemli. Çünkü öbürü şimdi yok edildi. Sırf tek dağıtımı bunlar yapıyorlar. Karşılığında bankalardan kredi sağlandı. Aynen Demirören grubuna sağlandığı gibi. Fakat grup ciddiye aldı bu kredi işini ve geri ödemeye çalıştı. Sonunda ne oldu biliyor musunuz değerli izleyiciler? Ödeyemedi. Faizin altından kalkamadı. Çünkü bir küsur milyar söz konusuydu. Verilen krediler öyle, efendim faizleri öyle. Grup ciddi bir grup. Ciddi iş yapıyor. Baktı ki bu iş olacak gibi değil. Dedi ki bu olmuyor. Ondan sonrasını ne ben söyleyeyim ne siz sorun. Ya havuz medyası lafı ondan sonra çıktı. Havuz medyası lafı ondan sonra çıktı. Şimdi Sabah grubunun sahibiydi, kimlerin parası var, o paralar nereden bulundu filan. Yani bakanlar, ilgilenenler belki bir şey bulabilirler. Böyle bir olayı var. Şimdi aynı mesele Hürriyet grubunda, Aydın Doğan grubunda yaşanıyor. Demirören grubu aldı Hürriyet'i ve işte kalan elinde Aydın Doğan'ın televizyonu ve ne kaldıysa başka bir şey hariç, bir tek kitap yayını hariç hepsini aldılar. Ve onların da finansmanı için Ziraat Bankası'ndan kredi verildi. Bu krediyi geri ödemediği konusunda Demirören grubunun çok ciddi iddialar var. O kadar ciddi ki Bu Cumhuriyet iddiaları Gazetesi çürütecek bir açıklama yapılmadı hala. yapmıyorlar, yapılmıyor. Ziraat Bankası diyor ki her şey usulüne uygundur, bankacılık ilkeleri çerçevesindedir filan diye yuvarlak laflar. Her hafta Cumhuriyet Gazetesi Demirören'in aldığı Ziraat Bankası kredisi geri ödendi mi diye soruyor her pazartesi. Ve cevap yok. Bir 128 milyar nerede diye soruyor bu Merkez Bankası'nın.